Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayarımızdan silinemeyen program veya uygulamaları kalıcı bir şekilde nasıl sileceğinizi göstereceğim. Genel olarak herhangi bir program veya uygulamayı silmek için denetim masasından program ekle kaldır kısmına giderek kaldırabiliyoruz. Bunun için hemen örnek olarak Windows R tuşuna basıyoruz ve gelen pencereye appwiz.cpl yazıp Enter yaptığımızda bizi doğrudan denetim masasına götürecektir. Denetim masasında kaldırmak istediğimiz uygulama veya programın üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Ve kaldır değiştir dedikten sonra kaldır dediğimizde otomatik olarak bu program bilgisayarımızdan kaldırılmış oluyor. Tabi bazı inatçı program veya uygulamalar buradan kaldırılmayabiliyor. Bize sıkıntı çıkaran veya zorluk çıkaran programları farklı bir şekilde bilgisayarımızdan kaldırabiliriz. Bunun için aynı şekilde klavyemizden Windows R tuşuna basalım ve gelen pencereye regedit yazdıktan sonra Enter yapalım. Gelen uyarıya evet dedikten sonra karşımıza kayıt defteri düzenleyicisi gelecektir. Yalnız buraya ilk defa geliyorsanız, ilk defa bu kısmı kullanıyorsanız buradaki verileri silerken dikkatli olmanızda fayda var. Aksi takdirde bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Şimdi ilk olarak hk lokal makine yazan yeri açıyoruz. Ardından software yazan yeri açıyoruz. Buradan Microsoft yazan yeri açıyoruz. Ardından Windows yazan yeri buluyoruz ve orayı açıyoruz. Windows'u açtıktan sonra hemen altındaki current versiyon yazan yeri açıyoruz. Buradan uninstall yazan yeri buluyoruz ve burayı da açıyoruz. Uninstall'ı açtıktan sonra hemen altındaki kısımlar halihazırda bilgisayarımızda kurulu olan program ve uygulamaların klasörlerini içeriyor. Biz genel olarak buradan da herhangi bir program ve uygulamayı silebiliyoruz. Yalnız dediğim gibi buradan herhangi bir program silerken biraz dikkatli olmanızda fayda var. Bilmediğiniz yeri kesinlikle silmeyin. Şimdi örnek olarak ben Spacey uygulaması için örnek göstereyim. Spacey uygulamamız burada. Bu uygulamayı şöyle klikleyeyim. Uygulama bilgisayarımız hakkında donanım bilgileri veren güzel bir uygulama. Örneğin işte işlemcinin sıcaklığı, anakartın sıcaklığı, ekran kartın sıcaklığı ve diğer donanım bilgilerini veren güzel bir uygulama ve tavsiye ediyorum. Şimdi örnek olarak bunu bilgisayarımdan kaldıracağım. Bunu klikledim. Bakın hemen karşısında display ikon diyor. Burası var olan klasörün olduğu yer burası. Bunu hafızamıza tutalım. C sürücüsünde program files'ın içinde yer alıyormuş. Şimdi ilk olarak ne yapmam gerekiyor? Ben bunun bir yedeğini alayım. Space üzerine sağ tıklayayım. Ver diyorum. Hemen masaüstünü seçtim. Ardından şuna yedek diyelim şu şekilde. Ve kaydet diyorum. Hani eğer bilgisayarınızda bir sıkıntı olduysa bu işlemi yaptığınızda tekrar bunu kliklerseniz eski haline gelecektir. Bunu hatırlatayım. Şimdi tekrar bunu açıyorum. Space uygulamasını sağ tıklıyorum. Ve buradan sil diyorum. Bak şu kısımdan sil diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Ve buradan silmiş oluyorum. Şimdi penceremi kapatıyorum. Ardından nereye gideceğim? Bilgisayarım. C sürücüsü. Program Files. Space neredeydi? Burada bir yerde olması lazım. Evet burada. Üzerine sağ tıklıyorum. Ve buradan sil diyorum. Ve buradan da tamamen silinmiş oluyor. Şimdi Space uygulamamız tamamen silindi. Şimdi ama burada simgesi halen duruyor. Şimdi simgesini klik diyorum. Bakın ne diyor? Bu kısa yolu silmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Ve böylece bu program ve uygulama bilgisayarımızdan tamamen silinmiş oluyor. Basit bir şekilde bilgisayardan silinemeyen program veya uygulamaları bu şekilde rahatlıkla kalıcı bir şekilde silebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.